Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir pazar günü diliyorum hepinize arkadaşlar. Pazar gününden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar 7 Eylül 2021 tarihi itibariyle yani arkadaşlar 2 gün önce bir duyuru yayınlandı. Dağıtım yerlerine diyor bildiğiniz üzere 2021 14 sayılı tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi 36-2021 tarihli ve 31.527 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girilmiştir diyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı genelgesinin personel giderleri baş, başlıklı maddesinde kamu personeli zorunlu adliler dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları fazla çalışma ve fazla süreleri çalışma giderleri asgari seviyede tutmak kaydıyla 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümleri öncelikle uygulanacaktır diyor arkadaşlar. 45857 sayılı kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içerisinde kullandırılacaktır. Ayrıca ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami 3 yıl içerisinde kullandırılacaktır hükmüne yer vermiştir diyor arkadaşlar. Bu nedenle A Engelli ve yaşlı kurum, kuruluşlarımızda görev yapan memur ve eşit statüsündeki personelin geçmiş dönemlerde kalan fazla çalışmaları ile ileride oluşabilecek fazla çalışmaları için hizmetin aksamaması ve yeteri kadar personelin planlanarak Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda serbest zaman ve denkleştirme süresi uygulanması B. Fazla çalışma doğmaması için her türlü tedbirin alınması ve yukarıda ifade edildiği üzere serbest çalışma ve denkleştirme süresi uygulanmasının Mümkün olmadığı salgın hastalık, sabit vardiya ve benzeri gibi olağanüstü durumların ortaya çıkması durumunda fazla çalışma yapıldığı takdirde Genel Müdürlüğümüzden ödenek talebinde bulunulması. C. 4857 sayılı kan kapsamında çalışan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücret izin süreleri ilgili yıl içerisinde kullanılması ve önceki yıllarda hak kazanıp kullanmayan izinlerin yeteri kadar personel planlanarak Azam süre içerisinde kullandırılması hususuna geleni rica ederim diyor. Bakan adına Genel Müdür Orhan Koç arkadaşlar. Evet yıllık izinlerle alakalı bir önemli bir duyuruydu bu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlar hem personeli hem işçisi hem memurlar arkadaşlar. Bilginiz olsun biz bu resmi yazıyı sizlere. Fazla çalışma yıllık izin süreleri adı altında sizlere duyurmak istedik. Bilginiz olsun diye arkadaşlar. Evet kamu çalışanlar adına ne var ne yoksa sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Ekranda bakın iki özel video var. Onları da izlemenizi öneriyorum. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.